Panama belgeleri faş oldu. Orada milyarlarca dolarlık belge faş oldu. Sırf Türkiye ile ilgili değil bakın. Bütün dünyayla ilgili ortaya döküldü. Ne yaptılar bazı ülkeler? Bazı ülkelerin bakanlarının isimleri vardı. Bazı ülkelerin başbakanlarının isimleri vardı. Hemen siyasi ahlak ve etik çerçevesinde Panama belgelerinde ismi olanlar hemen istifa ettiler o ülkelerde, demokratik ülkelerde. Çünkü bakın meselenin yalnızca kanun olup olmadığı değil, ahlaki ve vicdani olup olmadığı bir siyasetçi için önemlidir. Bir siyasetçi siyaset yaptığı ülkenin vatandaşlarına karşı sorumludur ve o parayı alıp 80 milyona vergi yüklerken vergi cennetlerine götüremeyeceğini kanun olarak değil, vicdani ve ahlaki olarak değerlendirmek zorundadır. Yalan diyebilirsiniz, iftira diyebilirsiniz ama şunu diyemezsiniz Sayın Naci Bostancı. Gidin mahkemeye diyemezsiniz. Çünkü mahkeme gidince ne olacağını çok iyi biliyoruz. Mahkemeler vesayet altında, o bir. Mahkemeler kanuni noktada bakarlar, kanuni. Vicdani ve ahlaki boyutuyla bakamazlar. Bununla ilgili eğer ki 2 yıl sonra da bu MAM belgelerinin başka ülkelerin mahkemelerinde ortaya çıkmasını istemiyorsak, biz Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bir pozisyon almalıyız. Çünkü bu pozisyonu almadığımız zaman bunun bedelini 80 milyon ödüyor. İşsizlikle, yoksullukla, yoksunlukla ödüyor arkadaşlar.